mesela her uğraşan cemiyette kadınlar var. Yani mesela çok zengin, çok isimli, mesela eşi var, sevgilisi var senelerdir. Tutku yok. Ya hayır, tutku yok değil. Ya uğraşıyor biliyor musun? Kadın onu elde tutmak için tabii uğraşıyor. Dergiden bakıyor, seçiyor. Cemiyet dergisi. Dergiden bunu bakıyor, seçiyor. Bununla diyor bak, araba gibi ben ama bunu gerçekten yazdım. Yani. Yanındaki kadınlar çok uğraşıyor. Var uğraşıyor. Böyle. Dergiden. Seçiyor, bununla bu tanışacağım model diyor. Gidiyor, tanışıyor, oluyor yani. Bugün dergiden bunu seçiyor. Evet, böyle. Pes. Peki, o zaman başka bir çapkına geçiyoruz. Çapkın. Çapkın. İmam Kutlay çapkın mıdır? Sence? Bence çok. Ama çok her seferinde değil, de inkar çok ediyor. Da değil, her çok da değil. Ne yapmış şimdi mesela şu an? Berrak Tüzün Ataç'a gidiyor. Berrak Tüzün Ataç'la biliyorsun bir ilişki ismi falan duyuldu. Edwina bitti mi? Demet'le zaten başka Edwina bir ilişki var. Edwina bitmiş, ondan ayrılmış. Çok sevindim ona. Dur bakalım, kendi cevap vermiş. Buyurun. Berrak Tüzün Ataç, Çağla Şikel, Edwina Sponza. Evet, tüm Türkiye İbrahim Kutlay'ın bu isimlerden hangisiyle beraber olduğunu çözmeye çalışıyor. Magazin gündemini sarsan İbrahim Kutlay, Berrak Tüzün Ataç aşkı veya İbrahim Kutlay, Çağla Şikel kaçama iddiaları cevaplarını ararken Kazanova İbrahim Kutlay çıkıyor ortaya. İddiaya göre Kutlay önceki gün güzel oyuncu Berrak Tüzün Ataç'la Emirgan'da sarmaş olaş eğlenmişti. Bu sorulduğu anda verdiği şaşkınlık tepkisi çok manidar. Bilindiği üzere Berrak Tüzün Ataç Türkiye'nin en çapkın kadınlarından biri. Önce senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç, sonra oyuncu Uraz Kargılaroğlu derken... Sağolun sayenizde. Doğum günü partisi vardı Özge. Beraber. Tüzün Ataç'ın kalbinde şimdi de İbrahim Kutlay mı var? Normal arkadaşlarmış. Çağla Şikel'le ilgili yorum yapmıyor Kutlay. Ama eski eşi Demet Şener'le barıştığı sorulunca da gayet medeni bir durum diyor. Gülerek kimi seçeceğine karar vermeye gidiyor Kutlay. Evet, İbrahim Kutlay kiminle beraber? Neden kaçamak cevaplar veriyor? Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Türkiye bu soruların cevaplarını arıyor. Bir mekandaydık, öyle denk geldik. Ya biraz abartıyorsunuz. İbrahim şeyde bir grup Türkiye'de, yani şimdi söylemeyeyim öyle, hep inkar edermiş bundan. Tamam mı? Mesela karısı demiş ki sen beni aldattın demiş. Karıcığım hepsi kuru iftira. Hepsi. Yani derler ki görene kadar sonuna kadar iftira şey yapacaksın. İnkar edeceksin. Full inkar. Hep inkar. Yani mesela eskiden Demet soruyordu sen bu kızla berabersin falan. Olur mu öyle şey diyordu bana. Yani şeyin parantez adı inkar. İbrahim'in inkar. Yani şey Cem Yılmaz'ın bir skecinde var ya. Seni otelde görmüşler. Hangi otel? Kim söyledi ya? Hep yalan. Tamam, bu gerçek bu işte. Hep soruyla soru cevap olduğu zaman olmaz zaten. Vakit kazanmak. Hı? İnanmıyorsunuz yani İbrahim'ciğime. İnanmıyorum ama ben şimdi İbrahim bir kere gözaltı torbalarını aldır. Artık yaşlandın. Ama aldırırsa güzel yine yakışıklı tabii, yine tabii. Boylu poslu. Bir de seviyoruz. Yani. Biz bu adam bak çok kızgınım sana yani. Çok güzel bir yuvayı yıktığın için çok kızgınım. Demet'i çok üzdüğün için çok kızgınım. Demet'i çok üzülmesine izin verdiğin için çok kızgınım. Ama bir tarafımızdan da iyi bir adamsın. Kaliteli ya. Kaliteli bir adam da ondan. Yani o yüzden de bir tarafımızdan da o kızgınlığımızla beraber de seviyoruz. Enteresan bir his. Biz kabul ettik. Bir Edwina'yı da kabul ettik. Ben Edwina'yı asla kabul etmedim. Onu hiç kimse kabul etmesin. Onu Allah kabul etmeyecek. Onun yaptıklarını, bu iki tane çocuğa, bu aileye kendi yaptıklarını, kendi çocuklarını da kendi ailesine de kabul etmeyecek. Kusura kendi bakma. Kendi eşi de vardı. Asla başkasının olursa memnun olacağım. O kadar söyleyeyim yani Edwina ile evlenmesin de kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Çünkü bu yıktı onların yuva. Kendi yuvasını da yıktı. Öbürküsünün yuvasını da özellikle yıktı. Özellikle yani baktığın zaman aslında Edwina'nın yani. Evliliği tabii bir Türkiye'de birçok genç kızın isteyeceği bir evlilikti. İşte ne oldu? Bak, aşk ne yoktu oldu? Demek ki. Fazla aşk yoktu o zaman ayrılsın hayatım aşk yoktuysa. Tabii. İşte, o zaman gidip teknelerde buluşmasın el alemin kocasına. Peki onun kocasının yani. Sadakatli bir adam mıydı acaba? Bence yani çok düzgün bir çocuk ya. Evet, ben hiç tanımıyorum. Çok düzgün ya. Bir çocuk yani hem yakışıklı hem ya tabii. Nişanlandı mı bilmiyorum. Hem çok yakışıklı hem çok iyi hem ya. Çok sadık. Çok düzgün bir aile. Sen böyle bir aileyi bulmuşsun. Ondan sonra bir çocuk da vermiş Allah sana. Yani insanlar bir saatten sonra ne batıyor ben anlayamıyorum. Böyle bir kocam Müge var. Müge Anlı'da olduğu gibi cemiyette de hayatından sıkılan kadınların bu ilk hikayesi. Böyle çok hikaye var. Aslında buraya
gelmeyen ekranlara. Ben o kadar çok hikaye biliyorum ki böyle. Şu deyimler falan var ya atasözleri, o kadar öyle, hani fazla azana teneşir baklava falan gibi. Yani sen durup dururken Allah sana çok güzel bir evlilik veriyor. Edwina da iyi bir ailenin kızı bu evet, arada. O da sponsorların kızı şimdi. Yani o da çok düzgün, çok iyi bir aile. Kusura bakmayın. Onlar kuyumcu biliyorsun. Evet, evet. Hatta babam anneme ilk tek taşlarını da sizin kuyumcudan almış. Türkiye'nin de en iyileri. Tabii tabii, çok iyilerdir. Ama şimdi kusura bakma, ne ailenin hatası var ne başka, senin hatan var. Sen iyi giden bir kendi evliliğini yıktın. İbrahim'in de evliliğini yıktı. İbrahim de senin evliliğini yıktı. Siz ikiniz de aslında bu anlamda Türkiye'de kötü bir yüz karasısınız. İbrahim mutsuz gibi görünüyor fakat. Mutlu olamaz. Allah izin vermez. Allah izin vermez. Pişman mıdır? Ya pişman mıdır bilmiyorum ama keşke pişman olsa. Ben sana şöyle söyleyeyim. İbrahim hala son kanının damlasına kadar Demet'e böyle bir çamaşır gitmedi. Böyle bir mesaj gitmedi. Yani çamaşır mı? Evet, o çamaşır çok çamaşır çirkin bir çamaşır mevzu gerekir. Var. Var ama önemli değil ki onun olması. Hala ben 10 yıldır kocamla bir kadının beraber olduğunu, kocam bana her eve gelişinde diyor ki alakam yok, bilmem ne yok. Kocamı seviyorum. Kocamla ilişkim olmadan o adamı severek, hani demin kibariye diyoruz ya, nasıl katlandı falan. 10 yıl mutsuz yaşatıyor o evde beni. Ve 10 yıl o evden kocamı bırakarak çıkmak zorunda kalıyorum. Benimle beraber olduğu zaman boy boy fotoğraflara çıkıyor. Ah ya. Yani bu çok acı bir şey, yapmayın ya. Yani hani ayrılık süreci değil bu. Bak ikisi, yine söylüyorum, ben de boşandım. Ben de boşandım eşimi başka kadınlarla gördüm. Ama o kadınlara kızamam. Çünkü ayrılık süreci, evlilik başlamıştı. Birliği bozulmuş. Ayrı evlere çıkılmış. Boşanma davası açılmış. Orada giren şey, burada değilim ben. Bunu hiç kimseye suçlayamam. Öncesi. Ama öncesinde yapılamaz yani. Bu arada bunun hani biraz önce bir çamaşır mevzusu. Bunun ne uçukları aslında kapalı kapılar ardında Türkiye'de cemiyet hayatında yaşanıyor. Hepsi da. Hepsi yanlış işte. Biz burada maalesef ki dile getiremiyoruz. Ama net şekilde söyleyeyim. Ben o kadar acayip şeyler duyuyorum. Gözümle şahit oluyorum. Aralarında çok iyi tanıdığınız, araya bu arada yani şöhretli isimler de karışıyor, geri geliyor. Böyle değişik olaylar oluyor ve ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de cemiyet hayatındaki kadınlar belli bir süre sonra, hep söylüyorum. Yani para doyuma ulaştıktan sonra çantası, ayakkabısı, öğlen yemeklerinde hava attığı kız arkadaşları, bir noktadan sonra bu yetmiyor. Çok haklısın, biliyor musun? Böyle bir arsızlık, daha değişik fantaziler arıyorlar. Ben inanın neler neler duyuyorum, yazık, görüyorum. Şeyin karısı ve karı koca da şahit oluyorlar. Bu olayın içine giriyorlar. Futbolcunun karısı. Hangi futbolcu? Şimdi bu oyuncuyla evlendi. Ya Asena'yla. Evet, o evet. Kızın da altında evet. Spor mu, arabalar, kocası üzerine titriyordu. Yani bunlar, ben anlamıyorum, ne istiyorlar hayatta? Ya ondan yani, önce bir tane popçuyla evlenen onun bir arkadaşı vardı. Şimdi söylemiyor, o da bir aileyi yıktı falan filan. İnanılmaz yani. Ben daha önce o kadar, bir de çok enteresan. Mesela akşam bu işler oluyor. Öğlen herkes birlikte kahvaltıya oturuyor. Ben bunu da anlamadım. Yok, ama bir şey söyleyeceğim. Bana bazen diyorsunuz ki işte niye üsteliyorsunuz falan. Üstelemek zorundayız. Çünkü bu ahlaksızlar. Bunları yaptıkları halde, genel anlamda bu konudan çıkarak söylüyorum. Yaptıkları halde hala bizim karşımızda televizyonda, orada burada çıkamamaları arkadaşlar. Gençlere o zaman şöyle bir örnek olmuş oluyorlar. Diyorlar ki bu gitti onun kocasıyla beraber oldu. O onun yuvasını yıktı. Bu kadına olmaz. Bu kadın televizyona çıkıyor. Bu kadına olmaz. Bunların yaptıklarını ifşa etmek zorundayız. Siz bakmayın o susuyor, bu susuyor. Cevap vermediklerinden değil, veremediklerinden susuyorlar. Bunların ellerini kollarını sallayıp birilerinin ailelerini yıkıp ondan sonra hayatlarına devam etmelerine müsaade etmeyin. Hayatta insanlar bir kere hata yapar. İki kere de yapsın. İki kere de dersin ki ama devamlı bunu huy haline getirenler var. Serencim, olayı bir yani, şu tarafından da bakın. Aleyna ile ilgili mesela yorum yaptığım zaman ben başka bir tarafım hep empati kuruyor. Ama bu bahsi geçen kişiler hep 40 yaş üstü. Artık bazı hataları bundan yani, sonra yapmamalı lazım. Evet, yapma. Aynen. Bundan sonrası hata değil, bilinçli olarak topa girmektir, oyuna girmektir. Ya size şöyle söyleyeyim, cemiyet dediğiniz o hayatın çoğu kocalarının arkasından, karılarının arkasından iş çevirip tertemiz evliliği varmış gibi gösterip pahalı çantalarınızı gözünüze sokuyorsa
Hepsi ya çizgi film izliyorsunuz. Yani hepsi de öyle değil tabii. Çok değerli giden, çok güzel giden diyeyim. Evlilikler ve çok da güzel aileler de var. %90 ama orada diyelim. Da var, burada da var, her yerde var yani. Peki şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim size.